Atıştırma zamanı. Oo, ne çok seçenek var. 50 cent. Peki ya bunlar? Bilmiyorum. Şu güzelliğe bak. Bol kremalı. İşte bu. Vay canına. Benimle eve geliyorsun sen. Neden? Rüyanda görürsün Matthew. Beni duydun. Kenara çekil. Olamaz. Tüysiklet. Hayır. İşte şimdi çok kızdım. Ne yapacağımı biliyorum. Sonunda. Matt. Merhaba. Bunu sana öğreteceğim. Daha işim bitmedi. Umarım orada rahatsındır. Çünkü birazdan sıkışacaksın. Söz konusu bir tatlıysa yapman gerekeni yaparsın. Görüşürüz. Bacağım kaşınıyor. İnanamıyorum. Yine pazartesi geldi. Evet. Burası çok soğuk. Evet, sanırım öyle. Bugün sınav olmasa iyi olur. Evet, aynen. Zaten ders çalışmadım. Pekala çocuklar, test zamanı. Test olmadan olur mu? Yanında mı? Bunlardan mı bahsediyorsun? Nasıl yaptığımı bilmek ister misin? Önce tırnaklarımı takıyorum. Tırnaklar sıkıca yapışınca aynı boyuttaki kağıtları üzerine yapıştırıyorum. Çok kolay. Bütün cevaplar elimde. Güzelmiş. Seninkiler nerede? Şu an onlara bakıyorsun. Yani gazozumda. İşte hepsi burada. Zekice değil mi? Yapması da çok kolay. Sadece şişeyi ters çeviriyorsun ve cevapları buraya yazıyorsun. Sonra tekrar ters çevir. Bu muhteşem. Biliyorum. Hazır mısınız? Evet. Ben doğuştan hazırım. Vay canına. Çevirme zamanı. İşte orada. Sanırım şimdi tam zamanı. Merhaba arkadaşlar. Bekle bir saniye. Ve zamanınız doldu. Aferin çocuklar. Ne not aldım? Peki ya ben? Harika. Başardık. Yaşasın. İşte bir sonraki meydan okumanız. Bence bunu yapabilirim. Belki de yapamam. Çok sinir bozucu. Daireler çok aptalca. Yine mi? Galiba ben çok iyiyim. Öyle acıktım ki. O ses senden mi geldi? Kahvaltı yapmamıştım. İyi ki bunu getirmişim. Merhaba dostum. Pardon Emily. Kuralları biliyorsun. Aklımdan çıkmış olmalı. Dairelere geri dönelim o zaman. Şimdi gerçekten gurulduyor. Konsantre olamıyorum ki. Bekle bir dakika. Öğretmen bakmıyor değil mi? Ne bir planım var. Dairelerde bu plana dahil. Daire derken küçük yuvarlak çikolataları kastediyorum. Gösteri zamanı. Hadi yapalım şu işi. İyi görünüyor. Emily. Yine yakalandım. Sanki büyü yapmışım gibi. Bu harika. Ben de istiyorum. Karnım nasıl da acıktı. Bir dakika. Pastel boya kutum. İşte şimdi oldu. Kahvaltılık gevrek zamanı. Anlaşıldı mı? Evet.
Sakıncası yoksa nefis. İşe yaradı. Şahane. Hey ya, bu çok akıllıca. Sen de ister misin? Ben böyle iyiyim. Ah, bir dakika. Ha? Şu numaraya baksana. Kahvaltılık evreyi şuraya boşalt. Sonra sıra yapıştırıcıya geliyor. Yapıştırıcı derken sütten bahsediyorum. Sonuçta ikisi de beyaz, öyle değil mi? Bir delikanlıyla kahvaltılık evreğinin arasına hiçbir şey giremez. Hatta okul kuralları bile. Hadi parti başlasın. Umarım öğretmen bakmıyordur. Vay canına, çok akıllıca. Belki de derste olmak o kadar kötü bir şey değildir. Orada neler oluyor? Ha, çiziyorum efendim. Tamam. Hey, bana onlardan versene. Çok güzel değil mi? Ah, çok sıkıldım. Beni hep güldürüyorsun Leo. Aa, olamaz, kalemim. Aa, çok sinir bozucu. Ha, ne yapıyor bu? İşte tam ihtiyacım olan şey. Önce kutunun kapağını çıkarıyoruz. Sonra alt tarafına bir kalem tıraş yapıştırıp kapağı yerine takıyoruz. Şimdi bu tutkal tabancasını alıyoruz. Kutunun yan tarafına tutkal sürüp yanına bir dondurma çubuğu yapıştırıyoruz. Tutkalın kurumasını bekliyoruz. Şimdi bir parça köpükten yarım daire kesiyoruz. Kutunun tabanına biraz daha tutkal sürüp köpüğü buraya yapıştırıyoruz. Aynen böyle. Kutuyu bu renkli fon kağıdıyla sarıp üstüne bu köpüğü ekliyoruz. Köpüğü kutunun çevresine sarıyoruz. Sonra birkaç ufak süsleme daha ekliyoruz. Buraya şirin gülen bir yüz yapıyoruz. Sonra da bunları ekliyoruz. İşte dondurmamız hazır ama bunun dahası var. Bunu kalemimizi açmak için kullanabiliriz. Çok güzel bir pratik oldu. Bak işte böyle. Artık bütün talaşlar kutunun içine toplanacak. Kendimi biraz fazla kaptırdım galiba. Ucunu kırmasam bari. Kalem korkumu algılayabiliyor. Hadi bakalım. Ah, şaka yapıyorsun herhalde. Bu çok sinir bozucu. Bunun olacağını biliyordum. En azından artık bir kalem tıraşım var. Hadi bakalım. Sınav başlıyor. Konuşmak yok. Gözüm üzerinizde, ona göre. Bence bu sınav güzel geçecek. Bence de öyle. Gerçekten mi? Sence de mi? Göreceğiz bakalım. Bu sınavdan en iyi notu ben alacağım. Öyle mi dersin? Görelim o zaman. Şimdi biraz kopya çekelim. Hey, uzaklaş şuradan. Ah, tam bir ineksin. Hey, ne dedim ben size? Bunun için zamanım yok. Neyse ki ben de her zaman hazırlıklıyımdır. Kopya becerim için almalıyım. Ha, ne dedin sen? Öğretmenim, şuraya bakar mısınız? Sen ne yapıyorsun Leo? Kuşları gözetliyordum desem. Kes şunu hemen. Beni bilirsiniz, ben örnek bir öğrenciyim. Ay, ne demezsin? Çubuklu dondurma. Hey Julie. Gene ne var? Değiş tokuş etmek ister misin? Hiç sanmıyorum. Bunun işe yarayacağını düşünmüştüm. Ama pes etmek yok. Yalnız çok nefis görünüyor. Benim zayıf noktamı iyi biliyor. Peki, ben yerim o zaman. Ver şunu bana. Al cetvelimi. Buna kesinlikle değdi. Her saniyesinden keyif aldım. Bir saniye. Bu dondurma çubuğu bana bir fikir verdi. Ama birkaç tane daha lazım. Şu kalemleri de alalım. Önce dondurma çubuklarını boyayıp şimdilik kenara bırakıyoruz. Sonra bir şerit fon kağıdı alıp üzerine bu iki şekli çiziyoruz. Sonra şekilleri kesiyoruz. Şimdi dondurma çubuklarından birini böyle koyuyoruz. Ve cetvelimizi hizalayıp çubuğa bu çizgileri çiziyoruz. Yani cetveli kopya ediyoruz. Şimdi üstüne küçük bir yüz çiziyoruz. Bu kadar çizim yeter. İşte çok sevimli bir cetvelimiz oldu. Üstelik yapması da çok kolay. Hey, ne diyorsun? Şişt, konsantre olmam lazım. Bu da ne böyle? Hey! benim hatam. Beni kandırdı demek. Üstelik dondurmamı da aldı. Sınavımı bitirsem iyi olacak. Şu cetvele bak. Çek elini dostum. Peki o zaman. Ne güzel kestirdim. Ve çocuklar, bu bir at. Umarım bu çizim ilham verici olur. Şimdi sizden bir at resmi çizmenizi istiyorum. Güzel konu. Şuradan kalemlerimi alayım. Peki ben ne kullanacağım? İşe aldım. Bir türlü bulamıyorum. Şuna bak. Tam ihtiyacım olan şey.
bir dakika. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Kalemlerim nereye gitti? Aa, hemen şuradaydı. Hey, kalem hırsızı, onlar benim. Ne? Aa, seni duyamıyorum. Yüksek sesle konuşman lazım. Bir dakika. Ha, o pamuklu çubuk bana iyi bir fikir verdi. İşe koyulma zamanı. Şimdi bu makası alıyoruz ve çubuğun üst kısmını kesiyoruz. Sonra bir parça kağıt mendil alıp çubuğun etrafına sarıyoruz. Sıkı sıkı olmasına dikkat ediyoruz. Kağıdı yerine bantla tutturuyoruz. Güzel görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. Bunu mavi fon kağıdıyla sarıyoruz. Sonra bir parça daha bant alıp mavi kağıdın çevresine sarıyoruz. Süper, tam istediğim gibi oldu. Aynı şeyi diğer çubuklara da yapıp farklı renklerde fon kağıtları kullanıyoruz. Şimdi çubuğun pamuğunu aynı renkteki boyaya batırıyoruz. Pamuğun boya emmesini bekliyoruz. İşte artık kendi ev yapımı kalemlerim var. Nani, Keleo. Mavi kalemle başlıyoruz. Aa, ben de bunun olduğunu unutmuştum. Vay canına, ben bazen kendimi şaşırtıyorum. Doğuştan yeteneğim var. Bana bol şans dile o zaman. İki daire çizerek başlıyorum. Sonra rengi değiştirip büyük dairenin içini dolduruyorum. Zaman tükeniyor çocuklar. 5 dakikanız kaldı. Ah, hızlanmam lazım. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ah, tamam. Ne halde ama? Baskı altında hiç iyi değilim. Zaman doldu. Şimdi çizdiklerinizi görelim. Ya buna bir bakın. Umarım beğenirsiniz. Harika olmuş Julie. Şey, iyi başlamıştım da ama bu sayılır değil mi? Oh, ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani elinden geleni yapmışsın. Oo, çok güzel, etkilendim. Matematik dersi çok heyecan verici. En sevdiğim ders diyebilirim. Şimdi dikkat çocuklar. Buna cevap vermenizi istiyorum. Zorlu bir soru. Hadi bakalım. Aa, benim kalemim nerede? Aa, buralarda bir yerde olması lazım. Aa, belki çantamdadır. Bir bakayım. Hayır, hiç izi bile yok. Bir dakika. Aa, işte oradaymış. Seni yaramaz şey. Benden kaçabileceğini mi sandın? Pekala. Hadi o zaman. Aa, buldum. Çok kolaydı. Aa, bir saniye. Yanlış oldu. Düzeltmem lazım. Aa, silgim de yok ki. Ay, olamaz, bu bir felaket. Of, hemen bir silgi bulmam lazım. Çantam. Ne güzel ya, bir boks edveni. Odaklan Leo. Lütfen, lütfen, lütfen. Hayır, yok burada. Şimdi ne yapacağım ben? Zor bir durumdasın galiba. Aa, bir saniye, şu kibrit kutusuna bak. Sanırım bunu kullanabilirim. Hey Leo, silgiye mi ihtiyacın var? Sanırım sana yardım edebilirim. Önce kibritleri boşaltıyoruz. İşte hemen hallettik. Şimdi kutuyu kapatabiliriz. Birkaç tane daha buluyoruz. Ve uçlarına bu fon kağıdını yapıştırıyoruz. Sonra bir tutkal şişesiyle kutunun yan tarafını tutkallıyoruz. Ve kutuları birbirine yapıştırıyoruz. Tutkalın katılaşmasını bekliyoruz. Ve biraz daha tutkal sürüp üste iki kutu daha ekliyoruz. Tam hizada olmasına dikkat ediyoruz. Aynı işlemi de tekrarlıyoruz. Yani yine tutkal sürüp üste başka kutular ekliyoruz. Üstüne ve yanlarına da tutkal sürüyoruz. Bu fon kağıdıyla kutuları sarıyoruz. Yalnız kağıdın kırışmaması lazım. Sonra renkli boncuklar ekliyoruz. Burada cımbız işimizi kolaylaştırıyor. Boncukları yine tutkalla tutturuyoruz. İşte bu da sonuncusu. Bence güzel oldu. Leo'ya göstermek için sabırsızlanıyorum. Ne düşünüyorsun? Bu nedir? Dur sana göstereyim. Buradaki her kutu bir çekmece. Oo, zekiceymiş. Tüm kırtasiye malzemelerini bunun içine koyabilirsin. Wow. Aklımı başımdan aldın resmen. Teşekkürler Julie. Tam ihtiyacım olan şey. Ah, kalemin ucu kırıldı. Aksiliklerin sonu gelmiyor. Aa, hiç sorun değil Leo. Sadece çekmecenin içine bak. Aa, iyi fikir. Bu çok heyecan verici. Vay canına, tam ihtiyacım olan şey. Yine beni kurtardın Julie. Sen olmasan ben ne yapardım? Bunu yerine koyuyorum. Çünkü her an ihtiyacım olabilir. Ah, beğendiğine sevindim. İşte bir sonraki problem çocuklar. Bence hemen çözersiniz. Ha, bu da ne? Sanırım öğretmen çıldırdı. Bir dakika. Aa, bunun cevabını biliyorum. İşte şaheserim neredeyse bitti. Bunu bir müzeye asmaları lazım. Saniye, bu Justin'in çizimi mi? Of, onunki çok daha güzel olmuş. Belki gözlerimi kısarsam daha güzel görünür. Ah, kimi kandırıyorum? Benimki çok kötü. Birazdan dönerim.
Bu talaşları çöpe atmam lazım. Keşke ben de böyle bir şey çizebilsem. Bir saniye. Belki de çizebilirim. Tekereken bu streç film. Filmi resmin üstüne yayıyoruz. Sonra üstünden kopyalamaya başlıyoruz. Sadece dış hatlarından geçsem yeter. Çok kolay oluyor. Ben bir dahiyim. Bütün büyük ressamların bunu yaptığından eminim. Bu kopyalama değil, esinlenme sadece. Şimdi filmi kaldırıyoruz ve beyaz bir kağıdın üstüne yatırıyoruz. Mürekkebin kağıda geçmesi için bir merdane kullanıyoruz. Tada! Harika görünüyor. Justin bak ne yaptım. Vay canına. Aynı benimkine benziyor. Müthiş. Belli ki akıllı insanlar benzer düşünüyor. Çok yetenekliyiz. Çak bakalım dostum. İşte bu yüzden biz kankayız. Bu ödev zormuş. Bir saniye, o da neydi? Bunların hiçbirini anlamıyorum. Hiç mantıklı değil. Ağlamaz. Formüller giderek çoğalıyorlar. Beni rahat bırakın. Kötü not aldın Justin. Ve bu beni çok mutlu ediyor mu? Bu sesler de nedir? Uf, başım kesin şişecek. O da mı dönüyor ne? Hayır, herhalde kafamı vurdum diye oldu. Soru nedir evlat? Fizik neden bu kadar zor olmak zorunda? Hiçbir şey anlamıyorum. Sınavda sıfır çekeceğim. Of başım. Biraz bana izin ver evlat. Şunun üstüne bir yara bantı yapıştırayım. Of, fena olmuş gerçekten. Daha dikkatli olmam lazım. Böyle daha iyi. Ne? Ama bu daha önemli babacığım. Fena almamam lazım. O zaman çalışman gerekiyor. Uğraşıyorum ama her şeyi unutuyorum. Bir dakika, buldum. Aferin sana oğlum. Ben yara bantından bahsediyorum. Şunları ben alayım. Bu bütün sorunlarımı çözecek. Elveda kötü notlar. Bandın yapışkan tarafını çıkarıyoruz. Bütün formülleri bu kağıt parçasına yazdım. Kağıdı bantın ortasına yapıştırıyoruz. Bu sayede bütün cevaplar elimin altında olacak. Bu sınavı kesin geçeceğim. Uf, her yerim ağrıyor. Sana ne oldu böyle? Anısı hala taze. Bundan bahsetmek istemiyorum. Yine de sınava giriyorsun demek. Tabii ki. Sınav için can atıyorum. İyi şanslar, çünkü ihtiyacın olabilir. Sen öyle sen. Yara bantını böyle açıyoruz. İşte ihtiyacım olan her şey burada. Kabul et, bu çok zekice değil mi? Bunun resim dersi olduğunu sanıyordum. Neden daha fazla çalışmadım ki? Geçmem imkansız. Bir saniye, öğretmenin ilgisi dağıldı. İşte tam fırsatı. Bunu ustaca halletmem lazım. Telefonum olmasa ben ne yapardım? İşte tam ihtiyacım olan şey. İşte bu doğru cevabı bulmanı sağlar. Onu bitirdikten sonra... Orada neler oluyor bakayım? O şey telefon mu? Şu an beni hiçbir şey durduramaz. Demek öyle. Uzun zamandır mı buradasınız? Yeterince uzun. Ver o telefonu bakayım. Beni hayal kırıklığına uğrattın Alex. Şimdi sınavı tamamla. İnanılmaz. Aman her neyse. Telefonumu almış olabilir ama en azından atıştırmalıklarımı almadı. Bu cipsin içinde bir şeyler var, cevaplar gibi. Ve en güzel yanı da daha sonra onları yiyebiliyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sanki biri beni izliyormuş gibi hissediyorum. Herhalde önemli değildir. Cips demek. Bana mı bunlar? Zahmet etmeseydin. Yine yakalandım. Yapacak tek bir şey var. Bunu hak ettin. Bunu yapmak iyi geldi. Şimdi çık buradan. Çok kötüsünüz. Ağlayacak mısın yoksa? Büyük haksızlık. Ne oldu evlat? Fe aldım baba ya. Elimden geleni de yaptım halbuki. Üzülme o kadar. Bir saniye. Sanırım bu durumu nasıl düzeltebileceğimizi biliyorum. Öncelikle büyütecin sapını çıkarmamız gerekiyor. Sonra bu ruloyu alıp merceğin üstüne koyuyoruz. Ve tutkalla yerine sabitliyoruz. Kenarlarından tabancayla böyle geçiyoruz. Şimdi bize bir kırmızı bant lazım. Bantı güzel görünecek şekilde merceğin etrafına sarıyoruz. İşte oldu Alex. Bu bütün sorunlarını çözecek. Bu nedir ki? Bunu gözüne doğru tut. Ben hemen dönerim. Bir saniye. Şimdi buna bir bak. Anladım. Cevapları görebiliyorum. Bu inanılmaz. İşte sınav zamanı. Bu sınavı özellikle zor hazırladım. Sorun yok, hallederiz. Herkes öyle der zaten. Başlayabilirsiniz. Bence hiç şansın yok. Ben de öyle düşündüğünüzü biliyorum. Hadi ama baba, neredesin?
Yok, bu değil. Bu ağaç. Bu kılık değişiminin işe yarayacağını biliyordum. Alex, buradayım. Süper. Beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyordum. Sağ ol baba. Ha? Sen bir şey mi dedin? Ne yapıyor bu? Orada bir şeyler dönüyor. Ha, bir bakayım. Şu ana kadar gayet iyi gitti. Burada neler oluyor? Cineden bahsettiğinizi anlamadım. Alın, kendiniz bakın. Sanırım öyle yapacağım. Dışarıda tuhaf bir inşaat işçisi var. Doğal davran. Her şey yolunda görünüyor. Sanırım boşuna şüphelenmişim. Uf, ramak kalmıştı. Vay canına, bu adam ne çok konuşuyor. Üstelik dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bunu öğrenmeniz çok önemli. Sınavda bu konu çıkacak. Bütün duyduğum laf laf laf. Bu derse neyin iyi gideceğini biliyorum. Tabii ki atıştırmalık. Bu kadar dinlemek karnımı acıktırdı. Canım şekerlemeler. Bir dakika. Az evvel bir kağıt hışırtısı mı duydum ben? Şimdi bunun keyfini çıkaracağım. Ne yaptığını sanıyorsun? Hiç hoş değil dostum. Kuralları biliyorsun. Derste atıştırmalık yasak. Onu ve diğerlerini ben alayım. Yapacak bir şey yok. Gerçek şekerlememi bir bakayım. Oh, ne güzel. %100 şeker. Şimdi nerede kalmıştım? Peki, demek derste atıştırmalık yasak. Ama içecek konusunda bir şey denmedi. İşte bu güzel gider ama bu sefer dikkatli olacağım. Çaktırmadan açayım şunu. Bir dakika, nereye gitti bu? Yani neler oluyor? Sanırım o bana ait. Onun orada ne işi varmış? Bu sana son uyarımdır Alex. Sırtına döndü. Çabuk olmam lazım. Ha, yine mi? Ne? Kabul et, çok iyiyim. Bunu da ben alıyorum. Ay, çok az kalmıştı. Neredeyse tadını bile aldım. Gözüm üstünde. Uf, ne gergin bir tip. Peki, artık yapmayacağım. Bir saniye. Tutkalım. Bu aklıma bir fikir getirdi. Sanırım bunu kullanabilirim. Önce tutkalı içinden çıkarıyoruz. Sonra içini temizliyoruz. Şimdi en sevdiğimiz şekerlemeyi ezip top haline getiriyoruz. Ve bu topa da kocaman bir şekerleme şekli veriyoruz. Sonra tüpü topun içine bastırıyoruz ve toptan bir parça koparıyoruz. Geriye kalanı dikkatlice kenara ayırıyoruz. Bunu da sonraya saklıyoruz. İşte size bir şekerleme tüpü. Tüpü döndürdüğümüzde şekerleme böyle dışarı çıkıyor. Tam planladığım gibi çalışıyor. Ve en iyi tarafı da kimse bir şeyden şüphelenmiyor. Nefis. Bir saniye. Bu güzel koku da nedir? Yine mi? Şekerleme kokusu mu aldım ben? Ne? Hayır. Hiç aklıma bile gelmedi. Nedense sana inanmıyorum. Daha yakından bakmam lazım. Tabii, buyurun. Burada hiçbir şey yok. Ben sadece sıradan eski tutkalımı kullanıyordum. Demek öyle. Belki de bu sefer doğruyu söylüyordur. Etrafta şekerleme falan yok. Sanırım bu sefer yanıldım. Bence de öyle. Şimdi izin verirseniz tutkalla biraz işim var. Çok güzel. Belki de bu ders o kadar kötü değildir. İnanamıyorum. İsimlerini bile yanlış yazmışla gördüğüm en kötü sınav. Kalemimi yazmıyor. Herhalde mürekkebi tükendi. Bir sallayayım şunu. En iyisi bu olmamış gibi davranayım. O kalem yerine bunu kullanabilirim. Of, yerden alayım şunu. Tamamdır. Nerede kalmıştım? Kalemim nereye gitti? Hemen şuradaydı. Çok uzağa gitmiş olamaz. Şimdi bu sınavlara nasıl not vereceğim? Bir saniye. Bu benim sade tutkal tabancam. İşte tam ihtiyacım olan şey. Tutkal tabancam gibisi yoktur. Yüzümüzü alıp üstüne bir kat tutkal sürüyoruz. Sonra buraya bir silgi yapıştırıyoruz. Şimdi de kırmızı tutkal lazım. Bunu F yazması için kullanacağız. Tutkalı kurumaya bırakıyoruz. Aynı şekilde A harfi için de yapıyoruz. Ama bunu pek sık kullanacağımdan emin değilim. Not vermeye devam edebilirim artık. Sen F aldın. Peki ya bu? A aldı. Şaşırtıcı. Bu işimi kesin hızlandırıyor. Keşke daha önce aklıma gelseydi. Hepsi bitti. Notlarınız hazır çocuklar. Nasıl yani? Kalemlerim. Eyvah. Burada neler oluyor? Hiçbir şey. Nasıl akıl edemedim bunu? Hepsi Naomi'nin fikriydi. Kes sesini. Çok kızgınım size. Bir dakika. Yüzümü hala parmağımda. Bir şey değil mi? Unutun gitsin.
Tırnaklarımı kesin uzatmam lazım. Bu renklere bayılıyorum. Ders ne olacak? Evet, onu unutmuşum. Sorun yok. Siz bakın işinize. Biz bekleriz. Bugün ilk günüm de. Belli oluyor. Bu kalemleri alın ve resim yapmaya başlayın. Bu kalemlere ihtiyacımız yok. Biz kendi kalemlerimizi kullanabiliriz. Bunlar çok daha eğlenceliler. Sanırım ben tükenmez kalem kullanacağım. Bu ne kadar güzel bir renk. Ben şirin kalpler çizerek başlıyorum. Pek iyi olmadı. Hadi bir daha deneyelim. Şunları bir sileyim. Bu aklıma bir fikir getirdi. İşim bittiğinde harika görünecek. Silgiye ufak kesikler atıp parçaları ayırıyoruz. Ve böylece farklı şekiller oluşturuyoruz. Sonra silgileri boya paletine bastırıyoruz. Bak, aynı baskı gibi oluyor. Bayıldım. Bacanına şuna bak. Çok güzel oldu. Bu arada saçlarımı halledecek zamanım kaldı. Bu derse bayılıyorum. Vay canına, çok zekice. Keşke ben de böyle şeyler yapabilsem. Ama ben kalemin kapağına böyle şekil veremem. Olamaz. Bak ne yaptım. Çok kötü olmuş. Bir saniye. Sanırım ne yapacağımı buldum. Saç düzleştiricini alabilir miyim? Peki. Teşekkürler. Bana bir şey daha lazım. Bu ufak kare köpük. Süper. Hadi o zaman başlıyoruz. Köpüğü saç düzleştiricisiyle ısıtıyoruz. Daha sonra köpüğü kalem kapağının üstüne koyuyoruz ve bir miskiti üstüne bastırıyoruz. Böylece köpüğün üstünde bir çukur oluşturuyoruz. Sonra çukuru etrafından kesiyoruz ve ince bir kat tutkal sürüyoruz. Daha önce simli köpükten bir kalp yapmıştım ve kalemin kapağını bu köpükle kaplamıştım. Vay canına, ne harika bir kalem oldu. Aynı şeyi diğer kalemlere de yapıyoruz. Çok eğlenceli görünüyorlar. Hey Naomi. Ne var? Şuna bir baksana. Tam olarak neye bakmam gerekiyor? Kalemlerime elbette. Nereye gitmişler? Buna inanamıyorum. Onlar benim ama. Kendimi müthiş hissediyorum. Ama onları yapmak için çok uğraşmıştım. Masamın düzenli olmasını seviyorum. Hiç fena gitmiyor. Şimdi bir yaprak çiziyorum. Sanki şu an bir ormanın tam ortasındayım. Resimde hiç iyi değilim. Naomi'ye göre resim yapmak çok basit bir iş. Bir de gösteriş yapmasa. Ben de elimden geleni yapayım. Bir saniye. Bu çıkartmaları unutmuşum. Defterim biraz sıkıcı görünüyor. Sanırım güzel bir şeyler yapabilirim. Denemeye değer. Bir kağıda daire çizerek başlıyoruz. Sonra bir gülen yüz çiziyoruz. Gözlerle başlıyoruz. Ne mutlu bir adam bu. Sonra mutlu yüzü kağıttan kesip ayırıyoruz. Ve kağıdının üzerine koyuyoruz. Sonra gülen yüzümüzün üstünü bantla kaplayıp üstünü düzeltiyoruz. Ve kırışıklıkları gideriyoruz. Şimdi yüzümüzü çevresinden kesiyoruz. Harika görünüyor. Ama bize bundan daha fazlası lazım. Harika, tam istediğim gibi oldular. Şimdi pişirme kağıdının altından sıyırıyoruz. Ve çizdiğimiz resimleri defterimize yapıştırıyoruz. Bu kurbağa çok şirin. Defterimiz şimdiden güzelleşmeye başladı. Üstelik yapması da çok kolay. Vay canına. Naomi. Evet. Vay Julie, ne güzel olmuşlar. Bana da verir misin çıkartma? Hayır. Ne? Lütfen. Hadi ama lütfen. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Peki. Al o zaman. Nasıl yani? Çıkartmanın yarısını mı verdin? Derse odaklanın çocuklar. Buldum. O yelpaze aklıma bir fikir getirdi. Şimdi bana defterim lazım. Birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. Defteri yarım daire şeklinde kesiyoruz. Sonra üstüne tutkal sürüyoruz. Sonra üstüne bu keçeyi yapıştırıyoruz. Onun da üstüne daha küçük beyaz bir parça ve son olarak kırmızı bir parça yapıştırıyoruz. Şimdi bir şeye benzemeye başladı. Daha önceki ceden gözleşi şeklinde parçalar kesmiştim. Bunlar çekirdekler oluyor. İşte bitti. Karpuz şeklinde defterim hazır. Biliyorum. Çok etkileyici oldu. Fena değil sanırım. Belli ki kıskandın. Tamam, sorun değil. Vay canına, müthiş. Buna daha yakından bakmam lazım. Alt üstü defter işte. Bu bana lazım. Karpuzu çok severim de. Ama az evvel ne oldu öyle? Yapacak bir şey yok. Bunu da koleksiyonuma katacağım. Burası ısındı mı ne? Defterimle biraz serinleyeyim. Çok daha iyi. Bu dersten nefret ediyorum.
Şimdi öyle oldu demek. Bugün size heyecan verici bir şey göstereceğim çocuklar. Nedir? İşte bu harika gökkuşağı. Tamam, alkışlamanıza gerek yok. Neden siz de bir denemiyorsunuz? Bence iyi bir fikir. Bir dakika, hiç kalemim yok. Bu çok eğlenceli olacak. Naomi'nin kalemlerine bak. Hey eski dostum. Olmaz, kalemlerimden alamazsın. Niye böyle kötü olmak zorundasın ki? Harika, tam ihtiyacım olan şey. Peki, bunu alabilirsin. Teşekkürler. Bir dakika, bu makasla ne yapacağım ki? Şimdi gökkuşağıma dönebilir miyim? İş hedeflerimizin kapağını boyamakla başlıyoruz. Bunu soldan sağa çapraz şekilde yapıyoruz. Bunun için farklı renkler kullanıyoruz ve renklerin iç içe geçmesini sağlıyoruz. Bu sayede harika bir efekt yakalıyoruz. Kapağı şeffaf bir bantla bantlıyoruz. Bantın üstünü akrilik boyayla boyuyoruz. Katların eşit olmasına dikkat ediyoruz ve boyayı kurumaya bırakıyoruz. Sonra bir silgi alıp kapağın üstündeki boyayı kaldırıyoruz. Kapağın üstünde çapraz çizgiler olmalı. Vay canına, bayıldım. Çok güzel olmuş. Bana bilmediğin bir şey söyle. Ben hiç böyle şeyler yapamıyorum. Bu konuyu düşünmem lazım. Hiç yaratıcı değilim. Bir dakika. Belki bu tüylü bantı kullanabilirim. Yani en azından denemeye değer. Yalnız bundan birkaç tane daha lazım. Yeşili varmış burada. Daha farklı renkler de var mı acaba? Her şey yolunda mı Julie? Ben birazdan dönerim. Çok sinsice hallettim doğrusu. Ama ihtiyacım olan her şeyi aldım. Vay canına, çok iyi. Şimdi bize bir tutkal tabancası lazım. Defterin kenarına ufak bir damla tutkal sürüyoruz. Sonra bantın küçük bir parçasını oraya yapıştırıp farklı renklerle devam ediyoruz. Defter kapağı kaplanana kadar bunu yapıyoruz. Vay canına, şuna bak, gökkuşağı gibi oldu. Ne düşünüyorsun? Güzel oldu değil mi? Vay canına, bunu nasıl yaptın? Bu beğendiğin anlamına mı geliyor? Bitirdiniz demek. Evet, üstelik çok kolay oldu. Renklerin zıtlığına bayıldım. Vay canına, çok güzel. Bu benim tüylü saç bantlarıma benziyor. Neden bahsettiğinizi hiç anlamadım. Bir dakika, bunlar eksilmiş. Julie sen ne yaptın? Bir dakika, Julie nereye gitti bu? Olacak iş değil. Evet çocuklar, bugün sınav günü. Bu biraz zor olacak. Başlayabilirsiniz. Hadi o zaman. Ay zormuş. Kalemlerim nerede? Normalde burada olurlardı. Bu çok tuhaf. Hayır, kesinlikle burada değiller. Sen de kimsin? Neyse boşver. Sorun mu var Julie? Tamam, ben çantamdan bir kalem alayım. Burada birkaç tane olması lazım. Bu nedir? Şirinsin ama şu an sana ihtiyacım yok. Sıramı değiştirebilir miyim? Ben de bunu arıyordum. Tekrar egzersize başlasam iyi olur. Kolum bir anda kısıldı. Bunların burada ne işi var? Bunun nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Olmaz. Aslında bunu daha kullanabilirim. Bununla uğraşacak vaktim yok. Bu da nedir? Bunlar sana mı ait? Onları ben hiç görmedim. Peki. Evet, hepsi benim, üzgünüm. Sorun nedir Julie? Ne arıyorsun sen? Sanırım bir fikrim var. Sen neden bahsediyorsun? Şu lastiği alıyorum. Bu tam ihtiyacım olan şey. Teşekkürler. Ne oluyor? O örümcek mi? Uzaklaştırın şunu benden. Lastiği defterimizin üstüne koyuyoruz. Yerini sabitlemek için tutkal kullanıyoruz. Sonra altına bir kalem koyuyoruz. Kalemin hemen yanına yine tutkal damlatıyoruz. Ben simli tutkalı tercih ettim. Sonra defter, pergel gibi diğer kırtasiye malzemelerini diziyoruz. İhtiyacım olan her şeye yetecek boşluk var. Yaşasın, artık bunun sayesinde hiçbir şeyimi kaybetmeyeceğim. İşte her şey yerli yerinde. Çok kullanışlı oldu. Şuna bir bak, hepsini kendim yaptım. Julie. Evet, sınav. Onu unutmuşum. O örümcek çok iğrençti. Acele edip sınavı bitirmem lazım. Süremiz doldu. Kalemlerinizi bırakın artık. Gelip kağıtlarınızı toplayacağım. Vay canına, tam zamanında bitirdim. Bitti mi hemen? Ama ben daha yeni başlamıştım.
Ver şunu bana. Hayır, bekleyin. Bu konuda konuşabiliriz. Sanırım Julie sınavdan kalıyor. Hayal kırıklığına uğradım Julie. Ama defterimi gördünüz mü? Yeni telefon kılıfıma bayılıyorum. Vay, o da ne? Biliyorum, hep aynı tepki alıyorum. Oo, bir bakalım şuna. Vay canına, çok şanslısın. Senin kılıfın nasıl? Benimkini mi? Ben de pek özel bir şey yok canım. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Ah, Julie beni arıyor. Buna bakmam lazım. Vay canına, buna bayıldık Julie. Aa, selam. Günüm bir anda aydınlandı. Sınıftan çıktığım iyi oldu. Selam Naomi. Selam Leo. Sana bir şey vermek istiyorum. Bunu senin için kopardım. Bunu almanı istiyorum. Teşekkürler. Bu çok hoş. Bir saniye. Leo, bu tam ihtiyacım olan şey. Çiçekleri pişirme kağıdın üstüne yerleştiriyoruz. Sonra üstlerini bantla kaplıyoruz. Bantın üstünü böyle düzeltiyoruz. Sonra çiçekleri kenarlarından kesiyoruz. Ve pişirme kağıdını alttan sıyırıp çıkartmamızı telefonumuza yapıştırıyoruz. Şimdi sıra diğerlerinde. Ah canına, çok güzel oldular. Ha? Bunu görüyor musunuz? Aa, yani popüler olan bendim hani. Artık değilsin. Bana da yapar mısın bundan lütfen? Evet, okulun zor olduğunu biliyoruz. Yani bütün o dersleri ve sınıftaki çalışmaları düşününce eğlenceye hiç zaman kalmaz. Ama işte biz burada devreye giriyoruz. Okuldaki gününe ufak sihirli bir dokunuşta bulunacağız. Pekala çocuklar, dikkatinizi verin, bu sınavda çıkacak. İşte bu. Beklediğim tavır bu Madison. Ha? Biri bir şey mi dedi? Oyuna fazla kaptırdım kendimi. Vay Madison'ı çok iyi gidiyor. Evet, bunu hep derler. Şimdi sen yere çakılıyorsun. Onu yenmenin imkanı yok ama deneyeceğim. Peki, bu soruya cevap verecek olan çocuklar? Ah, müthiş bir ders öğretmenim. Aa, teşekkürler. Yani sanırım bunu beklemiyordum. Bu oyuna bayılıyorum. Hadi ama oyunu kazanmasına izin veremem. Yanlış giden bir şeyler var burada. Neyse ki hazırlıklı gelmiştim. Aynı bana benziyor. Güzel, hala meşgul. Oynamaya devam edelim. Tam düşündüğüm gibi. Bir saniye. İşte kazandım. Aa, olamaz. Çok az kalmıştı. Bu anlamda iz bırakacak. Demek tuş buraya girmiş. Bunu tamir edip oyunu kapatmam lazım. İyi de nasıl? Bu zor bir şey. Hayır, işe yaramaz. Bu iyiydi. Ve bu aklıma bir fikir getirdi. Oyun hamuru kullanarak tuşun üstüne minik bir hamburger yapacağım. Peyniri de olsun. Sonra üstüne ekmeğini koyalım. Şimdi tuşu yerine takalım. Süper oldu. Evet, çalışıyor. Çabuk, doğal davran. Ne oldu bana? Bir dakika. Ekranda tam ortada oyun vardı. Oyun mu? Siz iyi misiniz? Biz sadece dersimizi yapıyoruz. Kafamı fena çarpmış olmalıyım. Üzgünüm kızlar, devam edin. Hiç fark etmedi. Hadi oyuna devam. Güzel, etrafta kimse yok. Biraz şundan atıştırayım. Şekerleme, bana da ver. Tabii, buyurun. Dünya, hepsini aldılar. Bana bir şey kalmadı. Şekerleme istedi canım. Sakız varmış yanımda. Hiç yinemeye can atıyorum. O sakız mı yoksa? Hayır, bir dakika, o benim. Niye sürekli böyle oluyor? Çok sinir bozucu. Pekala, doğal davran. Kimse bir şeyden şüphelenmesin. Elimi çabuk tutacağım. Burnuma cips kokusu geldi. Onlar benim olmalı. Ha? Hiç belli etmeden yanaşacağım. Yoktur bir şey herhalde. Saldır! Hey! Ver şunu geri! Boşanmış. Bir saniye. Sanırım bir fikrim var. Bu silindiri ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra güzel bir kağıtla kaplıyoruz. İyi görünüyor. Bunun yarısına sevdiğimiz şekerlemeleri dolduruyoruz. Sonra kapağını kapatıyoruz. Ve içine kalemlerimizi koyuyoruz. Bak, kalemliğe benziyor şimdi. Ama içinde leziz bir sır saklı bunun. İşte tam fırsatı. Kağıdı böyle kaydırırsam şekerlemelere ulaşabilirim. Ve kimse bir şey anlayamaz. Sadece kalem var burada. Şekerleme var sandım.
Of, ucuz atlattım. Ama işe yaradı. Ah, derse geç kalmamam lazım. Ah, zaman daralıyor. Ay, çok az kaldı. Ay, şu engellere bak. Ama hiçbir şey beni yavaşlatamaz. Zil çalmadan evvel sıramda olacağım. Ben kıvrak, kendinden emin bir ders makinesiyim. İşte gidiyorum. Ver gazı. Açılın. Wow. Hey. Hayır. Hey, o kitabı okudum ben. Başaracağım. Beni hiçbir şey durduramaz. Çok yaklaştım. Olamaz. Hayır. Ders saati. Çekilin, duramıyorum. Bu hiç iyi değil. Ne yapacağım? Of, fena canım yandı. Olamaz, gözümü bulamıyorum. Nerede gözlüğüm? Niye her yer bulanık? Bunu kim dedi? Gözlüklerimizi bulmamız lazım. Ve bu işe yarayabilir. Kibrite tutkal sürerek başlıyoruz. Sonra kurumasını bekliyoruz. Çok iyi oldu. Şimdi kibrit yakabiliriz. Kibrit aşağı doğru yanıp tutkalı yumuşatacak. İşte o zaman bunu gözlüğümün saplarına sürebilirim. Bu sapların gözlüğe sıkıca yapışmasını sağlayacak. İyi görünüyoruz ama daha önemlisi artık görebiliyoruz. Bir dakika, saat kaç? Ay, geç kaldık. Çekil önümden. Hadi yürü. Pekala çocuklar, sınav zamanı. Umarım çalışmışsınızdır. Kesin kırık kalacağım. Bu soruyu biliyordum. Çok kötü. Sanırım kafadan atmam gerekecek. Hiç yoktan iyidir. Zor olmuş bunlar. Sanırım yardım almam lazım. Nasıl gidiyor? Göründüğü gibi değil. Ben alayım şunu. Bu pek de beklediğim gibi gitmedi. O zaman B planına geçiyoruz. Eyvah, öğretmen geliyor. Bunu saklamalıyım. Seni bir şahin gibi izliyorum. Öyle mi? Ama bunu kaçırdınız. Acele etmem lazım. Olamaz, bu bir felaket. O zaman başka bir şey deneyeyim. Acil durum, acil durum. Cevaplar lazım. Süper. Benimle alay mı ediyorsun sen? Yine mi kopya derdinde bu kız? Anladım, harika. Tamam, bir sonraki 45. Selam, seni burada görmek ne hoş. Ver şunu bana. Bir saniye. Naomi, başın çok büyük belada. Jared, sesine ne oldu senin? Bu Jared değil sanırım. Beni asla aldatamazsınız. Her hileyi bilirim ben. Alo? Ne kadar kötü biri. Şimdi ne yapacağım? Buldum. Parmaklarım yetmiyor. İyi ki ayaklarımı yıkamışım. Peki nerede kalmıştım? Şimdi ne yapıyor bu kız? Naomi. Bir izin verirseniz çalışıyorum şurada. Ve bitirdim. Eğlenceli oldu. Buyurun öğretmenim. Canına ne çabuk. Hey anne, bana yardım edebilir misin? Tabii ki. Şuna bir bak. Sayıları 2 ile çarpman lazım. Aynen böyle. Sonra ondalık ayracını koyuyorsun. İşte bu kadar kolay. Vay canına, inanılmaz. Teşekkürler. Keşke daha önce bilseydim. İşte bu. Artık teslim edebilirim. Bu güzel olacak. Hayır. Mümkün değil. Aldın. Ben bir dahiyim. Bugün aramıza yeni bir arkadaşımız katılıyor. Madison'a merhaba deyin. Selam. Sana bir sıra bulalım. Lütfen buraya oturma. Seni nereye oturtabiliriz? Emma'nın yanına otur. Yaşasın, teşekkürler. Harika, bir boy eksikti. Merhaba komşum, ben Madison. Sıra arkadaş olduk. Vay canına, bu ne heyecan. Bırak elimi. Evet, çok heyecanlıyım. Yeni arkadaşlara bayılırım. Senin hakkında her şeyi bilmek istiyorum. En sevdiğin yemek nedir? Nerede büyüdün? Ders bitti şükür. Evcil hayvanın var mı? Benim kedim var. Adı Bıyık. Bunu sana aldım Emma. Leo, teşekkürler. Sonra birlikte takılalım. Emma, seni kaybettiğimi sandım. Nerede o şans? Nereye gidiyorsun? Gitmiş. Biraz burada saklanayım. Nereye gitti bu? Buralarda bir yerlerde olmalı. Ben olsam nereye saklanırdım? Burası çok huzurlu. Bir dakika.
Merhaba kanka, niye buradasın? Ay, hiç kaşış yok. Ondan kurtulamıyorum. Her yerde o var. Bir dakika. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Bana şu kulaklıklar lazım. Kablosunu kolumuzdan geçiriyoruz ve kulaklığı kulağımıza takıyoruz. Üstünü saçlarımızla kapatıyoruz. Bu sayede müzik dinlerken Madison durumu hiç anlamayacak. Merhaba Emma, öğle yemeği için ne yapıyorsun? Ah, bu çok harika. Bam bam, hadi ateş ediyordum sonra uyandım. Hey, sınıfta konuşmak yok. Aa, pardon öğretmenim. Bu size son uyarıdır. Psst Eni, hadi telefonlarımızı kullanalım. Ha, iyi fikir. Yani sonuçta konuşmuyoruz değil mi? Öğretmen telefonlar için hiçbir şey demedi ki. Çok komik. Bir dakika. Orada bir şeyler çeviriyorsunuz siz. Telefon yasaklıyorum onları. Ah, ama bu haksızlık. Şimdi ne yapacağız peki? Ay, çok sıkıcı. Bir dakika, sanırım bir fikrim var. Bize tek gereken bu post-itler. Bu kağıtları ufak karelere bölüyoruz. Sonra üstüne konuşma baloncuğu çıkartmaları ekliyoruz. Bunları telefonun kılıfına iliştiriyoruz. Bir defteri telefonumuzun şeklinde kesiyoruz ve kılıfın üstüne yerleştiriyoruz. Bunun da üstüne mesajlarımızı yapıştırıyoruz. Aynı telefonda olduğu gibi. Psst, Naomi, al şunu. Vay canına, çok harika. Cevap vereyim hemen. Böylece sohbetimize devam edebiliriz. Telefona hiç ihtiyaç yok. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Aa, sadece not alıyorum. Güzel işte görmek istediğim şey. Şimdi kitaplarınızdaki 10. bölüme bakarsanız... Bunun resmini çekmek lazım. Eni, şuna bak. Aa, çok gülünç olmuş. Bunu yollamalıyız. Derse yetişsem iyi olacak. Ağır ol bakalım. Kopya falan istemiyorum. Bu biraz tuhaf ama. Hah, tam düşündüğüm gibi. Gerisini de teslim et. Çok ciddiyim, ver şunları bana. Nasıl anladık ya? Umarım mutlusunuzdur. Şimdi kırık alacağım. Gel içeri. Ay, çok fena olacak. Vay canına, bu düşündüğümden de kötü. F almışım. Bu harika bir fikir. Kılık değiştirip sınava tekrar gireceğim. Vay canına, yerler ne pismiş. Selam, sınıfı temizlemem lazım. Ne? Aa, tabii. Dur, seni tanıyor muyum? Tanıdık geldin bana. Ben neden bahsettiğinizi anlamadım. Yerinde dur, ciddiyim. Süpürge mi? Bunu nasıl yaparsınız? Bu kovada bir sürü kopya var. Ne? Nasıl olmuş ki? Buna inanamıyorum. Yıkıl karşımdan. Denemeye değerdi. Aa! Çok sinir bozucu. Üstelik kolumu çizmişim. Aa, teşekkürler. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Hasan'a ne oldu böyle? Her yerin yara bere olmuş. Paten kazası. Aa, daha dikkatli olmalısın kızım. Hiç böyle bir şey görmedim. Alo, yardımınız lazım. Şu ana kadar gayet iyi gitti. Şimdi bantları çıkarayım. Artık bütün cevaplar elimde. Çok akıllıca değil mi? Gereken her şey burada. Evet, işte şurada. Ama sizi uyarıyorum, çok fena görünüyor. Bu iğne ona iyi gelir. Bir dakika, iğne mi dedi biri? İşe koyulma vakti. Ne? Bu çok acayip. Onda da tek boynuzlu atlı çanta var. Bakalım hangimiz daha iyiymişiz? İşte böyle. Bende bütün bir boya paleti var. Eminim şimdi beni çok kıskanmıştır. Benim farlarım da en az onlar kadar iyi. Ne zaman istersem göz makyajımı da tazeleyebiliyorum. Bende Wolverine pençesi, mum boyalar da var ama. Bu mu iyiymiş? Yeni rujuma bak. O kadar yeter mi yani sence? Bende tüp boyalar var. Of! Ona tahammül edemiyorum. Ve tabii fırçalarda. Hiç de havalı değil çünkü bende de bu var. İşte böyle tam takım makyaj fırçaları. Öf, iyi fırçalarıyla kazandı sanırım. Bir saniye, daha işim bitmedi. Çünkü şu anda aklıma dahice bir fikir geldi. Bir yaprak keçe alıyorum, bir de cetvel ve tebeşire ihtiyacım var. Birer santimlik çizgiler çiziyorum. Yanına bir sıra daha yapıyorum ve öbür tarafa da iki sıra daha. Oralara kesikler atıyorum. Artık kalem ve fırçalarım için hazır.
Onları açtığım kesiklerden geçiriyorum. Şimdi bunu rulo yapabilirim. Pekala, rulo olunca üzerine biraz sıcak silikon sürüyorum. Şimdi de elastik bir banta sahip bu küçük fiyongu tutturuyorum. Ve işte bitti. Mükemmel oldu. Belki şuna bir bakmak istersin. Nasıl yani? Bu ne cüret? Ne oluyor bakayım orada? Ah, bir yarışmaymış. Kazananı açıklama zamanı. İşte. Aman tanrım, evet. Hep istediğim şey buydu. Buna inanamıyorum. Okul tüyolarını hayata geçirmeye hazır mısın? Bu videoyu sınıf arkadaşlarına paylaş ve bunun gibi komik videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma.